Bu videonun konusu durmayı bilmek. Şimdi durmayı bilmek önemli. Çünkü belli bir yerden sonra eğer durmazsanız rezil olabiliyor. Örnek, hayatımda birkaç defa resim yapmaya çalıştım. İlk başta fena gitmiyordu. Çünkü böyle gittim, tuval, boyalar falan filan aldım ama böyle göl yapmak kolay. Dürüstçe söyleyeyim, Bob Ross, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Onun şeyi izliyordum, videosunu, YouTube. İlk başta fena gitmiyor. Fırçayla bir şeyler yapıyorum, artistik yapıyorum, her yere sıçrıyor. Onun tabii stüdyoda sıçrama derdi yokmuş. Neyse, bir yerden sonra iyi kötü bir şey çıktı ortaya. Sonra şuraya küçük bir ağaç koyalım dedim. Olmadı. Ağaç orayı sevmedi. Komple yayıldı. Rezil oldu. Pisagor hatırlar mısınız? İşte Pisagor, hani o üçgenler, bizim ömrümüz geçti ya, Pisagor, üçgen bilmem ne. İşte o Pisagor'un aslında çok güzel bir icadı vardı. Pisagor'un adalet kupası. Fincan, bardak, artık ne derseniz. Pisagor'un adalet kupası belli bir yere kadar doldurup da bir şeyler içtiğiniz zaman aç göz değilseniz işe yarayan bir kupaydı. Eğer ki belli bir yerden sonra daha fazla doldurmaya devam ederseniz elinizdeki her şeyi kaybediyordunuz. Çünkü ekranda da gördüğünüz üzere bir sifon sistemi yapmıştı. Ve eğer ki siz doldurmaya devam ederseniz içinde hiçbir şey kalmıyordu. İşte hayatta eğer durmayı bilmezseniz çok kötü patlayabilirsiniz. Gelin görelim, insanoğlu durmayı nasıl öğrenir? Hoş geldiniz. Bu videonun konusu durmayı bilmek. 3 yerde durmayı bilmemiz gerekiyor. 1. Kariyer. 2. İlişkiler. 3. Sağlık diyeceğim ama çok sağlık değil. Birazdan anlayacaksınız. Birincisi kariyer. Kariyerdeki Türkiye'deki en büyük sıkıntı emeklilik sisteminin mezara kadar uzaması. O yüzden çok zor değil ama burada bir işiniz varken ikinci bir iş daha koyabilirseniz harika olur. Durmayı bilememeniz genelde başarılı olduğunuz ya da başarılı olduğunuz sandığınız olaylarda oluyor. Biraz daha kazanayım, biraz daha kazanayım. Bugün işi bitirmesem akşam yine yaparım, akşam da devam, hafta sonu da devam, bütün gün hiç durmuyorsunuz. Bir süre sonra sevdiğiniz işi yapıyorsanız bile psikolojiniz yıpranıyor. Ve maalesef biz bu anlamda durmayı bilmiyoruz. Yani o Pisagor'un bardağının tam hizasında bıraksak işi, Pisagor'un kadehinde keyifle çalışacaksınız. Ama kendinize hiç dikkat etmediğiniz için, doktora gitmediğiniz için, sevdiklerinize vakit ayırmadığınız için bir süre sonra çevrenizde kimse kalmıyor. Yani sevdiğiniz insan eğer ki yanınızdaysa sorun yok. Ama sevdiğiniz insan yanınızda değilse işte o zaman yalnızlığınızı fark etmiyorsunuz bile. İkincisi ilişkiler. Şimdi ilişkilerde durmayı bilme çeşitli aşamalarda. Bir, sevmeyi hani beceremiyoruz. Bir şekilde tanışıyorsunuz, çıkmaya başlıyorsunuz, evleniyorsunuz. Neyse artık. Kıskanmayı ve durmayı ve sevmeyi bilmiyoruz. Daha çok seveyim, hiç kimse görmesin, böğrüme sokayım, kimse görmesin. Bir tek ben seveyim, bir tek ben seveyim. Bitiyor sonra. Çünkü bir şeyin vitaminini çabuk tüketirseniz çoraklaşır. Bu sevmek tarlaya ekmek gibidir. Biraz nadasa bırakacaksın ve besleyeceksin o toprağı. Biraz ekeceksin, biraz mahsulünü hafif hasat edip beraber paylaşacaksın. Ama sen sırf işte sev bir süre sonra karşı taraf nefes alamıyor. Onlarla görüşme, beni sev. Bunlarla görüşme. Asosyal ol. Kırpayım. Sonunda o diyor ki ya benim kişiliğim bitiyor ve gitmeliyim. İkincisi ise tavlamayı, işte tavlama dönüyor buna, kusura bakmayın, biraz argo belki ama işte birinin sevgisini kazanmayı, orayı bilmiyoruz. Çok baba yiğitler gördüm, böyle hani konuşma üstadıdır ama karşı cinsten birisiyle konuşurken beyefendi ya da hanımefendi patlıyor. Niye? Çünkü ilk önce hafiften bir işte entel bir hava yaratıyor. Hafiften de böyle ben varlıklıyım havası yaratıyor ve karşı tarafın biraz hoşuna gidiyor ya da mizah, komedi biraz karşı tarafın hoşuna gidiyor. Ama işte durmayı bilmiyor. Yani karşı taraftan tepkiyi aldın, güldü, eğlendi ya. 2 dakika sonra Cem Yılmaz'a bağlıyor. Ya da görgüsüz bir pandaya bağlıyor. Ve karşı taraf ilk o hoşlandığın dediği şey surat gitmeye başlıyor. Aynı şekilde ilişkilerde bir de susmayı, dert anlatmayı, dertleşmeyi, durmayı bilmek lazım. Çünkü birisiyle buluşursunuz, siz birazcık derdinizi anlatırsınız, o da fikrini söylemek ister. Durmazsın. Dünyanın en negatif insanı sensindir. İçini kusarsın. Öyle kötü oldu, böyle kötü oldu. Bütün her şey benim başıma geldi, Allah belamı verdi. Lanet olsun, şöyle olsun. Dünya kötü, herkes kötü. Arkadaş, durmayı bilmediğin için karşı taraf bir süre sonra diyor ki ya ben bunu ne zaman görsem içim daralıyor. Ne zaman görsem üstüme bir şeyler geliyor. Ya artık görüşmeyelim. Anlatabildim mi? Ve sağlık. Şimdi bunların üçünün bağlı olduğu büyük bir potaya da gideceğiz. Ve sağlık. Sağlıkta da durmayı bilmiyorsunuz şu açıdan.
iki uçta da maalesef Türkiye'de bir sapkınlık var diyelim. Ya sağlığımıza hiç dikkat etmiyoruz. Yani bir taraf hiç umursamıyor. Aman diyorsun ki ya bu işte benim daha önce eniştede de vardı. Sakat bir şey olmasın. Olmaz bir şey. Ertesi hafta yok. Öldü. Ama yani bir parça sağlığa bakmak lazım. Ama kastettiğim bu değil. Kastettiğim hem erkeklere hem hanımefendilere diyelim ama kadınlara da aynı söyleyeyim ama erkekler çok bu işin... Gerçi Fatih Yürü'ye bakarsanız erkekler de bu işin içerisinde. Estetik. Ya estetik yaptırmak Türkiye'de bilmiyorum son 5 yıldır muazzam bir yere geldi. Yok kaşıma iğne çakayım, yok burnumu kaldırtayım, yok gözüm bilmem ne, dudaklarım ördek olsun. Bir süre sonra karşında Joker. Yani gerçekten bu konuda durmayı bilmiyoruz. Muazzam örnekle bak. Yani hocam abartıyorsun diyebilirsiniz. Muazzam örnekleri var. Size sosyal medyadan bir iki örnek göstereyim. Veya işte ünlü dediğimiz insanlardan. Ya öncesiyle sonrası yani evrim teorisi işte artık gerçek. Hani evrim teorisi Türkiye'de gerçi yurt dışında da oldu ama buradaki sorun şu. Türkiye'de mesela Ajda Pekkan vardır yıllardır işte bir estetik sistemiyle gider. Herhalde parası çok olduğu için kaliteli yaptırıyor. O kadar ki ikiz kardeşi Semiremis Pekkan'a da aynısını yaptırdığı için aynı kalitede devam ediyor. Bizde iki teneke peynirin tadı tutmazken ikisinin estetiği aynı gidiyor. Ama yeni nesilde bu estetik işi merdiven altı, dandik kuaförlere şuraya buraya gitti. Kuaförler alınmasın. Çok dandikleri var biliyorlar sağlıksız yapanları. Ki kuaför niye estetik yapar onu da bilmiyorum. Hatta öğrendiğime göre, kesin bilgi değil. Ama siz aşağı yazarsınız. Botoks partisi var ya. Böyle eski şeyde izlerdik. Ben izlerdim. Sizler hatırlamazsınız. Tecavüzcü Coşku filmleri vardı. Uyuşturucu elden ele gezerdi ki. Tarık Akın'ın olduğu film vardı. Niye anlatıyorum bilmiyorum ama. Çikolata partisi. Böyle çikolata nasıl bir pahalıysa o dönem. Çikolata üstlerine sürüp birbirlerine yalıyorlar. Üstlerine sürüyorlar. Onun gibi botoks partisi var. İşte bir altın günü gibi toplanıyor. Herkes birbirine iğne çakıyor. Ya da birisi gelip hepsine iğne çakıyor. İşte bu çok ucuz yapan yerlerde olduğu için Donald Duck'lar, şeyler, bakbaklar etrafta geziyor. Kimseyi inanın yadırgamak ya da kategorize etmek haddime değil. Lakin sağlığınla ilgili bir şey yapıyorsan ve suratında kalıcı olacaksa bu ya kalitesini yaptıracaksın ya yaptırmayacaksın ya da durmayı bileceksin. Gençleşiyor. Ha bunu sporla yapar lafım yok. Makyajla yapar saygı duyarım haddim değil ama estetik size dünyadan bazı faciaları şu anda ekranda gösteriyorum. İşte Angelina Jolie'ye benzemek isterken tövbe Rabbim neye benzemiş siz görüyorsunuz. Türkiye'de görüyorum kız artık ağzı kapanmıyor. Ha gelelim son düzlüğe. Bu video çok farklı başladı biliyorum ama başından beri bunu söylemek istiyordum. Bir de beğeni için durmayı bilmeyenler var. Bunlar da Instagram'da. Ya aslında Instagram değil mi? Cep telefonlar bu çok gelişti. Bu akıllı telefonlar Photoshop yapmakta uçtu gitti. Ama işte kendini güzelleştirecek diye şeyini çıkaranlar var. Son dönemde sosyal medyada da televizyondan gelen ünlülerde de aynı şey var. Yani Seda Sayan'da da bir YouTube ünlüsü kızımızda da artık onları bir şekilde ekrana getiririz. Bu filtre uygulama olayı veya işte artık filtre falan değil. Bu kendini insanlara ayrıca satmak. Gerçek haline seni görüyorlar sonra. Sonra işte ben hastayım, ben neyse psikolojik sorunlarım var. Türkiye'de ciddi bir sorun var. Aslında dünyada var ama Türkiye abartıyor. Durmayı bilmemekte sağlık alanında artık dikkat etmiyoruz. Ve işte dövme yapan gençlere eskiden söylenirdi bu işte. Yarın ertesi gün pişman olacaksın, ömür boyu yaptığın bir karar falan. Kusura bakma da sen suratı bu hale getiriyorsan sana yazık değil mi? Yani kendini niye bir deney kobayı gibi kullandırıyorsun? Bir şey yapıyorsanız en azından sağlığınıza kaliteli yatırım yapın. Ya da hani kendinizi güzelleştirmek istiyorsanız saygım vardır. Hiçbir şey diyemem ama doğru yerde yaptırın en azından. Çünkü durmayı bilmediğin zaman kendinizi bitiriyorsunuz. Son en son. Durmayı bilmenin en babası. Mutluluğu satın almanın durmayı bileceğiniz noktası olması lazım. Bunlar aslında tren yollarının sonunda şey olur ya, hattın bittiğini gösteren. Trende artık eşek değilse o tren, onu görünce durur. İşte durmayı bilmediğimiz en baba yer para harcamak. Para harcama konusunda
Hele ki ülkemizde euronun, doların bu kadar altının uçtuğu, doların şimdilik durdu ama yakında çok daha inşallah uçmayacağı bir durumda. Bir şeyler satın alırken ne olur biraz dikkatli olun. Çünkü şuursuzca alışveriş yapıyoruz. Pandemi döneminde kredi kartına ne kadar para çekmişiz biliyor musunuz? Ne kadar para harcamışız? Şu an ekranda gördüğünüz kadar parayı harcamışız. Bu para Türkiye'nin geçen seneki bütçesiyle kıyasladığınız zaman muazzam bir para. Yani Türkiye borç almakta, kredi kartıyla para harcamakta durmayı bilmiyor. Umarım nerede duracağınızı bilirsiniz ve hayatta ne kadar yaşayacağınızı bilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.